Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve Yeni Yollar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, yine size çok güzel, yapılışı da çok kolay olan bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Evet, modelim bu şekilde. Bakın arkadaşlar, şöyle pelerinli fıstık modeli. Şöyle maviden yaptım. Şunu da pembeden yapacağız. İnşallah sizlerle beraber. Şöyle bakın. Bu çimen, bildiğiniz çimen. Çok amaçlı kullanılabilir. İstediğiniz fıstık, kirpik. Benim daha önce yaptığım bu arkadaşlar üçlü. Bir önceki videoda var. O da çok güzel olmuştu. Onu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde de bir pelerinli fıstığı yapmak istedim. Bu pelerinli fıstık yapraklar arasında da güzel oluyor. Bu şekilde yan yatan yaprak üstünde de çok hoş durdu arkadaşlar. Bakın şöyle birbirine fazla yakında olmadığı için 3 tane kirpik olduğu için çok tatlı bir duruşu oldu. Modelim bu arkadaşlar. Şöyle modelimi göstereyim. Tekrar bir de tülbentimin üzerine bu şekilde petrol yeşiliyle maviyi de şöyle arkadaş baygın bir pastel bir renk olsun diye yaptım. Farklı renkleri tabi size ait tercih edebilirsiniz. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığını tarif edelim arkadaşlar. Evet, tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. Şöyle arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlayacağız. Bakın tığ battığımızın içerisine sık iğne ile sabitleyip şöyle ilk başlar gibi başladık. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip bakın bu şekilde bir zincirden oluşan bir yuva hazırlıyorum sık iğne ile. 4 zincir. 4 zinciri bu oluşturmuş olduğum bir zincirli bakın aradan girip şöyle sık iğnenin arasında bu şekilde kirpiği oluşturuyorum. Bir zincir çekince arkadaşlar rahat oluyor. Şöyle bazı arkadaşlarımız zincir çekmeden direkt sık iğne ile geçiş yapıyor. Bu bir zincir şöyle rahat girmesini sağlıyor 4 zincirli kirpiğin. 4 zincirimi çekip şöyle bakın bu ara kısımdan girip buraya sabitliyorum. Tomurcuk oluşturdum. Bir zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battığımızın içerisine giriyorum ve sabitliyorum. 4 zincir. Ara kısımdan girip sabitledim. Evet, bu şekilde bakın 3 tane kirpiği oluşturduk. Şöyle son olarak yine bir zincirle geçiş yaptık. Bakın, bu şekilde ara suyu ve çimenimizi oluşturduk. Şu kısmı yaptık. Bakın aradaki kısmı bu şekilde birer zincirli sık iğnelerin üzerine 4 zincirden kirpik yaparak 3 tane oluşturduk. Şimdi de yaprağımızı yapacağız. Evet, direkt sık iğne ile sabitledikten sonra bir tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 3 seferde alıyorum. Ve 2 3 seferde trabzanımı aldım. Şöyle bakın 2 tane zincir çekiyorum. 1 defa tığı doladım. Trabzanı yaprağım için yuva edinip 2 ve 2 olarak alıyorum. Evet. 2 zincir, 1 trabzan, 2 tane trabzan. Bir defa tığı doladım. Yine yuvaya girdim. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2. 3. trabzan. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. Bakın bir tık yavaş yavaş yaprağım böyle ovalleşiyor. 2 defa tığı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. Şöyle 1, şöyle 2, 2 ve 2. Bakın 5 tane trabzan. Şöyle emin olmak için bir daha bakalım. 2, 4 ve 6 taneymiş arkadaşlar. Bir tane daha yapacağız. 5 değil. 3 defa doluyorum bu sefer. Yaprağımızı yaparken trabzan olan yuvaya girdim. Şöyle 2, şöyle 2, 2 ve 2 alarak bakın yaprağımızı oluşturduk. Şimdi yine 3 defa tığımı doladım. 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battıya sabitleyeceğiz. Bakın. Şöyle 1, 2 ve 3. 3. tığ battıya girdim. Şöyle 1, 2, 2, 2 ve 2. Bu şekilde şöyle trabzanımızı hazırladık. Yaprağımız da yan bir şekilde yattı. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri kapattım. Buraya yuvasını oluşturduk. Şimdi 2 zincirden bu trabzanı 6 tane kirpikle dolduracağız. Şöyle trabzana kapatıyorum. Bu birinci kirpiğim. 2 zincir çektim. Trabzana kapattım. Bu ikinci. 3. Toplamda arkadaşlar öbürlerini de saydım. 6 tane ikişer zincirden kirpik alıyor bu trabzan. Şöyle 5, 2 zincir, şöyle 6. Evet, 6 tane yaptık arkadaşlar. Şimdi aynı tığ battıya şöyle sabitleyeceğim. Bakın burası önemli, bu şeyin düzgün, dalın düzgün olması için. Şimdi aynı tığ battıktan sonra bir tane de yanına sabitleyeceğim. Bakın. Gördünüz. Şöyle ilk başladığımaya geldiğimiz noktaya geldik. Şu kirpik noktasına geldik. Yaprak bakın bu şekil çok güzel duruyor. Böyle oval, yağmur damlası gibi yaprak isteyen şöyle videomuz, yavaş yavaş da anlattım. Dinlerse güzelce bir yaprak yapmış olur. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz dedik ya. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın sık iğne ile sabitledik. Bir tane zincir çekip bir sonraki tığ battıya giriyorum. Sık iğne ile geçişimi yapıp 4 tane zincir çekiyorum. 4 zinciri de bu bir zincirli ara kısımdan girip bakın bu boşluktan girip kapatıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hem bu 4 zinciri de oturtturmuş oluyor bir zincir, hem de bakın şöyle sık iğne ile geçip burada boşluk oluşturduğu için bir zincir, bu ikinci çekeceğim 4 zincire de şöyle bakın yuva olmuş oluyor. Yani bir zincirin yapmış olduğu 2 tane görev var. Hem bu tomurcuğu böyle oturtturuyor, hem de yandaki yuvaya geçişte bir boşluk oluşturuyor. Ve 4 zinciri de çekip kapatıyoruz ki buraya, bunun için kirpik içinde yuva olmuş oluyor. Evet bakın bu şekilde. Şimdi bir zinciri son olarak çektik. Bir tane böyle sık iğne olarak trabzan yapacağız. Bakın boşluk kısmını bu şekilde ayarladık. Evet şöyle yapmış olduğumuz bu yaprağımızın dalımızın ucundaki yuvanın içerisine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Parmağımın üzerine şöyle koyup altından ilmekleri çıkarıp üzerinde zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle bir zincir. Baştan 3 ilmeği fazla çekmiyorum. Yuvarlak dursun diye. Sonra biraz daha büyük fıstığımı oluşturuyorum. 5. ilmeğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle baştaki bir şeyi de uzatmayı da saydık arkadaşlar. Şimdi 15. ilmeği yaptım. Bu şekilde tığıma bakın doldurdum. Sondan bir ilmek alıp başa kadar bu şekilde içinden ilmeği oynatarak geçiyorum. Şimdi bunu kapatmadan direkt yeşil yuvadan şöyle bir ilmek çıkarıp buraya sık iğne ile sabitliyorum. Yanına hemen bu şekil güzel duruyor arkadaşlar üst kirpikleri yaparken. Bakın şöyle yuvarlak, orta boy böyle 15 tane ilmekten oluşan fıstığımı yaptım. 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. Tersi çeviriyorum. Bakın şu şekilde tersindeyiz. Şöyle fıstığın tam orta arkadaşlar. 15'in yarısı 8 gibi. Bir tarafta 8 bir tarafta gibi. Olacak şekilde şöyle aradan ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmek sık olursa şöyle kapatma işlemi güzel duruyor arkadaşlar. Bu şekilde bakın 9 zincirden bir yuva yaptım. İlk ilmeğimi 3 zincirden dönüyorum. Şöyle yapmış olduğum bu zincir yuvasının içerisine girip sabitliyorum. Kirpik oluşturdum. 2 zincirimi çektim. 2 zincir. 3 4 5 6 7 8 bakın. 8 tane bu şekilde ikişer zincirden buraya kirpiği dolduruyoruz. Sonra bu yeşil yuvaya sık iğne ile giriş yapıyorum. Ve şimdi arkadaşlar 13 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane zinciri bu şekilde çektim. Şöyle ters tarafına dönüyorum. İlk kirpiğimi bu 3 zincirden yapmış olduğum dönüş yapmış olduğum ilk kirpiğimin arasına 13 zinciri sabitliyorum. Yine 3 zincirle dönüyorum. Şöyle 3 zincirle dönüş 2 zincir gibi oluyor arkadaşlar. Diğer 10 tane kirpiği de ikişer zincirden yapacağım. Evet, 2 zincir 2 tane şöyle 2 zincir 3. 2 zincir 4. Şöyle 5 6 7 şöyle tekrar yapalım. 11'i tamamlıyorum arkadaşlar. Bu 13 zincirin içine 11 tane yapıyorum. Şöyle 8 9 10 şöyle 11. Evet. Bu şekilde ve sık iğne ile buraya yuvaya da sabitleyip dip kısmına da bir tane zincirimi çekiyorum. Bir zincir kesmek için güzel oluyor arkadaşlar. Koparma sökülmüyor. Bakın pelerin de bu şekilde arkadaşlar. Fıstığımızın üzerine pelerinli fıstık oluyor. İsmini ben koymadım arkadaşlar. Arkadaşlar öyle dediği için pelerinli fıstık diye. Şöyle diğerleri gibi. İpiniz ne kadar inceltirseniz arkadaşlar o kadar zarif olur. Bakın bu pelerinler fıstıklardan ziyade. Bunlar mesela altın başaktı. Bu ipim leylak, ince bir ip. Daha hoş durdu pembesi diğerlerine göre. Evet, şu ipleri yakayım, temizleyeyim, hemen geleyim. Evet, pelerinli fıstıklarımız hazır arkadaşlar. Pembe çok hoşuma gitti. İpi ince olduğundan çok zarif ve güzel düştü arkadaşlar. Şöyle sizlerin de tabii ki huzurunda yapıldığı için böyle tatlı durduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir görünüşü var. Bu şekilde bakın 2 katlı pelerin. Kış aylarında sıcak tutar bu fıstıkları. Çok tatlı oldular arkadaşlar. Evet, çok da güzel bir duruşu oldu. Bitince daha güzel gözüküyor. Bakın boya yapıldıkça hoş duran bir model haline geldi. Tabii bunlar beyazın üzerine yapıldığı zaman daha bir hoş duruyor ama renkleri bu şekilde uydurabildim arkadaşlar. Siz istediğiniz renklerden bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle hoş ve zarif bir modeliniz olur. Evet, modelim bu. Şöyle göstereyim tekrar. Evet, sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.